Milletvekili seçiminde hangi ittifak daha çok oy alacaktır? Hangi ittifaka oy verirsiniz diye sormuyorsunuz. İttifak oranları sayfası güvencim. Hangi ittifak daha çok oy alacaktır diye soruyorsunuz. Bunu niye soruyorsunuz? Bunu da şu nedenle soruyoruz. Siyaset biraz iddia ve kazandırma inanma meselesi. Yerel seçimler öncesinde özellikle muhalif blok bu tablonun tam tersiyle karşı karşıyaydı ve çok ciddi anlamda zorlandı. O sürece olabildiği kadar dahil olmuş biri olarak da söylüyorum. Örneğin işte İstanbul'da İmamoğlu'nun oyu %48 iken onun kazanacağına inananların oranı %37'lerdeydi. Çok sayıda insan ona oy veriyordu ama kazanacağına inanmakta zorlanıyordu. Çok büyük bir psikolojik olumsuzluğu yıktı Ekrem Bey o dönem içerisinde ve onunla mücadele etti. Şimdi onun yarattığı bir dezavantaj vardı. O dezavantaja rağmen İstanbul seçimi alınabildi, kazanılabildi. Şimdi ise, geldiğimiz yerde ise tam tersi o dezavantaj hali olmamakla birlikte aslında artık toplum giderek muhalefetin iktidar olacağına fikri olarak hazırlanır halde. Ben gelecek bunu aylarda mavinin çok daha geniş olacağına ilişkin böyle bir kanaatim var. Yani giderek daha fazla muhalefetin kazanacağına oy vereceğim anlamında mı? Hayır. Oy alır anlamında. Kazanacağına, yani. Kazanacağına inanma anlamında. İnsanların, halkın, Millet İttifakı'nın kazanacağına dönük beklentisi ya da hem AKP'de hem MHP'de artacaktır diye tahmin ediyorum. Peki sonuç şeyi değiştiriyor herhalde. Yani bir kaybedecek olması iktidar fikri oy tercihlerini de kaçınılmaz olarak mutlaka, Türkiye'de etkiliyor. Mutlaka özellikle Deva etkiliyor. Ve Gelecek Partisi seçmeni için çok kritik olduğunu düşünüyorum. Mutlaka şöyle etkiliyor. Örneğin ilk seçim 13 bin oy dendi ki belki hani oradaki sayımlar vesaire tartışmalı, daha fazla da olabilir. 13 bin bile olsa orada bu sonucu yaratan şeylerden biri şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle işte daha yüksek sosyoekonomik statü grubundaki seçmenlerde kazanacağına inanmama hali söz konusuydu ve biliyorsunuz ki Türkiye'de en maliyetsiz iş Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurmaktır. Entelektüel olmanın birinci gereği de Cumhuriyet Halk Partisi'ni tırnak içerisinde terbiye etmektir. Buradan yola çıkan çok sayıda seçmen grubu o seçimlerde oy vermedi ilk seçimde. Sonrasında kazanacağına inandığı için eksiksiz olarak neredeyse sandığa gitti. Ve işte o 806 bin farkı oluşturan önemli unsurlardan biri de muhalif seçmenin İlkinde inanmayan grubunun ikincisinde inanır hale gelmesi. Dolayısıyla oy verme davranışını doğrudan etkileyen bir şey. Peki son iki grafiğimiz, onlar da bu arada şunu izninizle geçmeden ekleyeyim. %54.6 Millet İttifakı'nın kazanacağını düşünüyor seçmenin. Bu oran 51 ile yakın geçmişte karşılaştık. 52-53 derken 54.6 55'e de yükseliyor çıktı. Yani. Evet, duruyor. Hem yükseliyor hem de değişmiyor. Yani bir anlık durumdan öte artık bir oturmuş bir kanıya doğru gidiyor. Gidiyor. Peki son iki grafiğimiz. Birincisi, bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ekranda kararsızların dağıtılmadan önceki halini görüyorsunuz. Kararsızım, oy kullanmam. Bu belirtmek istemiyorum. Hep var mıydı? Var tabii ki yani 0.3 evet, hatta daha istedim. Şeyle örneğin daha gergin dönemlerde daha yüksek olduğunda görüyorduk. Bu yönteminize göre de değişiyor. Yani denek kendini güvende hissediyorsa az çıkıyor bu oran. Hem yöntem hem siyasi iklimle ilgili bir şey. Ama tabii ki ben daha çok kararsız dağıtıldıktan sonraki tablonun daha fazla. Ama burada oy kullanmam diyen %6.8 de enteresan. Yeni bir bağımsız seçmen profili doğduğunu düşünüyorum. Özellikle genç seçmen arasında. Şöyle, bu her araştırmamızda var açıkçası. Oy kullanmam tabii, diyen. Mutlaka hem kararsızım var hem oy kullanmam var. İkisi başka şeyler çünkü. Başka şeyler, bir de şöyle, gerçekten kullanmayan da var. Yani sonuçta Türkiye en yüksek katılımın olduğu ülkelerden bir tanesi. 84 ama, evet, değil mi? Yani baktığımızda bayağı bir kullanmayan var ki bu dünya standartlarının çok çok üzerinde. Evet, yani. İnanılmaz üzerinde. Dağıldıktan sonraki haline bakalım. Bu pazar %6.8. Tabii baraj altı gözüküyor. Üstelik dağıldıktan sonra da %8. 30,8 AK Parti, 28,5 CHP. Bu AK Parti'nin şu ana kadar gördüğü en düşük, CHP'nin de galiba şu ana kadar gördüğü en yüksek. Evet. Bu AK Parti'den CHP'ye bir geçişkenlik mi var demek? Onu anlatırsınız. İyi Parti, HDP kıl payı barajın
baraj seviyesinde. Şimdiki baraj %8 MHP, diğer partiler Deva, Gelecek ve Saadet listelenmiş. Bunu lütfen AK Parti ve MHP arasında pazarlıkları devam eden %7 ve veya %5 baraj uygulaması üzerinden de yorumlar mısınız? Tabii. Şimdi öncelikle şeyi belirteyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP arasındaki farkın en düşük olduğu döneme tanıklık ediyoruz. Bu rakamlar çok da hani siyasi tarih açısından uzun olmayacak süreler üzerinden baktığımızda zaman zaman iki katı farkları dahi görmüştük. Fakat giderek azalan oy oranı AKP'de karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise bir radikal artış dersek yanıltmış oluruz. Ama adım adım yükselen bir trendin olduğunu görüyoruz. Burada şunu da eklemek lazım. Özellikle bu 50'lik sisteme geçildiğinde partilerin önemi seçmen için daha da azalmış durumda. Daha çok adaylara konsantreler. O yüzden blokların toplamına bakmak daha açıklayıcı. Birinci derecede çünkü adaylara konsantrasyon var. Öbür taraftan bloğun içerisine kalmak istiyor. Muhalif blokta veya iktidar bloğunda. Ama onların içinde geçişkenlikler söz konusu. Öte yandan İYİ Parti'de bir kademe kademe artışla karşılaşıyoruz. %13'lerde kaldı ama her yeni ölçümde virgülden sonraki kısımda bir miktar artış bulduk ve ilk kez %14'e kadar bizim ölçümümüzde çıktığını gördük. HDP genelde 9-10 bandında geziyor ve HDP'nin durumu %10 barajının olmasıyla birlikte son dakikada başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin bir grubu olmak üzere barajı geçebilmesi için destek atıyor. Buna faydalı oy ilkesi deniyor. Yani bir oyla karşı bloktaki en büyük gücü oluşturabilme amacıyla böyle bir tercihli oy kullanıyor seçmen. MHP'de %8 ile karşılaşıyoruz. Aslında MHP'nin daha yüksek olduğu şeyleri görüyoruz. Sonuçları görüyorduk açıkçası. Ama bir iktidarla birlikte bu kadar birebir hareket etmek ve iktidarın politikalarının seçmendeki yarattığı etki anladığımız kadarıyla MHP'yi de etkiliyor. MHP'de de bu yüzden bir miktar gerileme olduğunu görüyoruz. Şimdi %7 meselesine gelince de biri diyor ki %7, Muharrem Sarıkaya bugün dün Habertürk'te köşesinde yazdı. Hayır, %7 değil, %5'te anlaştılar. Ya biz burada hiç kimse konuşmazken dar bölgenin simülasyonunu yapıp tek tek il bazında incelemiştik, hatırlayacaksınız. Hı hı. O zamandan bu zamana bakın kaç ay geçti. Ancak şimdi evet, gündeme geliyor. %7'nin birinci derecede etkileyeceği partilerden biri HDP'dir açıkçası. Çünkü 7 veya 5 iki durumda da mı? Evet. Çünkü anlamlı sayılacak bir oranda seçmen grubu HDP baraj altında kalmasın diye o kaygıyla işte daha muhalif bloktaki seçmenler evlerdeki oyları bölüştürerek örneğin sen HDP'ye ver, ben işte şu partiye vereyim şeyle tutumuyla